10 defa dönen bir döngü yazmıştık. Bunu birazcık daha büyüteceğimizi, genişleteceğimizi söylemiştik. O döngüyü tekrarlamış olalım. Hem pratik olur. Öncelikle hemen mu c 0x 0 0 diyorum. Çünkü döngümü c ile kontrol etmek istiyorum. Döngü yazacağımı da bildiğim için böyle başladım. Döngüm loop diyoruz. Jump cmp pardon. Loop diyor. Hemen basit döngü yapısını nasıl kurduğumu görün. Önce dönmesini sağladım yavaştan. Burada kontrolümü yapacağım. Cmp c 10 diyorum. Normalde 0x10 diyoruz ya. Burada 0x10 deyince bunun 10 sayısı olduğunu unutabilirim kafa olarak. O yüzden burada normal 10 yazıyorum. Daha anlaşılır olsun istiyorum. Şurada da hemen döngümü bitirmek için bir label yani etiket koyalım. LT diyelim. Eğer 10'a eşit olmuşsa jump equal end diyoruz. Döngüden çıkıyoruz. Ne kaldı? Döngüyü kurarken cmp pardon cmp nereden çıktı? Add c 0x01 1 arttırdım c'yi. Aslında burada da aynı şey geçer. Bunu 1 arttırmak istiyorsan buraya 0x01 yazmanın hiçbir manası yok. Evet, döngümü oluşturmuş oldum. Ama ortasında hiçbir şey yok. Sadece çalıştığını bir görmek için şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi c artıyor falan filan. Halta da geldik. Soruyor. Ben artık buraya güvenle istediğim şeyi yazabilirim. Gördüğünüz gibi kafa olarak döngünün içinde ne yapacağımla döngüyü nasıl kuracağımı ayırdım. Önce döngüyü kurdum. Ortasında istediğimi yapabilirim artık. Şimdi burada ne yapmak istiyorum? Önceki videoda sanırım şöyleydi. Move B ya da add miydi? Add'di. Add B 3 diyelim. Tekrar çalıştırmaya da gerek yok. Burada aslında ne yapmak istiyorum biliyorsunuz. 0 0 A0 adresine B'yi yazalım. Yani B'yi arttırdık ya. Nasıl yaparsınız? Burada tek instruction'da bunu yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Move diyeceğiz tabii ki de. Ne dedik? 0 x00 A0 adresine B register'ını yazmak istiyoruz. Assemble. Şuradan speed'i biraz arttıralım. Run. Çok mu hızlı oldu? Arttırmayalım o zaman. Gördüğünüz gibi 3, 6, 9. Gayet güzel şekilde yazıyor. Soruyor. Bu arada kafanız yine karışmasın diye söyleyeyim. 2 byte yazdığı için bir sağda görünüyor. O konuda sıkıntı yok. Evet. Şimdi sizden ne isteyeyim? Buraya B'yi yazdırmak yerine şu B'den kurtulalım. Şöyle yapalım. 0x0 şey FFFF yaz. Böyle gözümüze çarpan bir şey yaz. Aynen. Hep oraya FF yazıyor. Şu anda hiçbir manası yok yaptığımızın. Öyle bir şey yapın ki buraya FF yazsın. Sonra yanına FF yazsın. Sonra yanına FF yazsın. Bu satırı böyle doldursun. Yani 10 defa yan yana FF yazsın. Alt satıra geçsin hatta. Bekliyorum. Evet. Bunun ipucunu önceki videoda vermiştik. Hemen istediğimiz adresi A'ya atıyoruz. Ki arttırabilelim değil mi? Burada A'nın içine attık. Burada da A'yı kullanıyoruz. A. Ve altında da add A diye 0x02. 2 arttırdım. Gördüğünüz gibi yan yana yazıyor. Şöyle run diyelim sonuna kadar kendisi gitsin. Bu örneği anlayana kadar yapmanızı tavsiye ederim. Döngü kurmayı ve döngü kurmayı aynı zamanda pointer kullanmayı öğrendiğiniz için ve pekiştirdiğiniz için bu döngünün çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Birkaç kere yapmaktan çekinmeyin, sıkılmayın. Hatta bütün videolar için geçerli. Birkaç kere yapmaktan kesinlikle çekinmeyin derim. Sonraki videolarda görüşürüz.